Herkese merhaba. Esra'nın şu işaretiyle başlamış olduğumu anlamış bulunuyorum. Evet. Merhaba demek istemez misin arkadaşlarına? Hayır, dedin ya diyabetli yakın olarak konuşmak istiyorum diye. Sen dedin öyle konuş diye. Ya Esra. Evet, diyabetli yakın olarak konuşmak istiyorum. Lütfen tüm diyabetli yakınları toplansın. Evet. Yani bugün hani Dexcom'ı takarken, şimdi tekrardan, iki gündür yoktu çünkü, aklıma geldi birden de. Biz hani bu arada biraz önce Dexcom'ı tam takacaktık. Eşref dedi ki, ya dedi, buyurun dinliyoruz. Ben arada girdim. Lütfen bir daha sözümü kesmezsiniz. Tamam, teşekkürler, ne kadar kibarsın. Yani onu takarken aklıma geldi, iki gündür yoktu Dexcom. Çünkü malzeme falan mı ne şu anda hani beklemedeler. Şeyde de yok. Mesaus'ta da yok. Aynen herhalde öyle. Gelecek bugün yarın. Yani bir iki günlük bir gecikme var. Bizde de yok. Hani biz iki gündür Dexcom'sız kaldık falan. Dün ve bir önceki gece şöyle garip bir psikoloji oldu. Normalde hani daha önce videoda bahsetmiştik size. Kafamı koyup yatıyorum. Nasıl olsa çalacak diye. Aynen öyle. Hani onu, o anı yaşarken o güvenlik duygusunu yaşadık dedim ya. İki gündür de güvensizlik duygusunu yaşıyorum. Mesela ben hani sosyal medya işleri falan yaptığım için, siteyle de ilgilendiğim için biraz geç yatıyorum falan. Yani uykuda ilgili de hani uyumak da istemiyorum açıkçası. O arada ilgileniyorum. Senin zaten hep tavrın falan bu. Falan. Neyse. Mesela iki gecedir, özellikle dün gece buna dikkat ettim. Öbürü böyle otonom bir şekilde gelişti yani. Dexcom'u göstereyim. Artık düşünsene işi. Üzerimizde böyle Dexcom stickerları çıkacak. Dexcom, Dexcom, Dexcom diye. Yani sticker falan çıkmasına gerek yok. Ürünle ilgili küçük bir detay aslında bu ama çok önemli bir detay. Yani geçen önceki ya bir iki gün önceki gece de dün gece özellikle bir anda dikkatimi çekti. Saat 3-3.30 böyle. Geldim, normalde Esra uyanır, ışık olsa, ses olsa, bir kıvıldar falan, hani ben derim ki oh yaşıyor derim yani diyordum. Neyse. Bugün de yaşıyor. Bugün yaşıyor. Bugün de ölmedik. Neyse. Şimdi dün tuvalete gittim, ne bileyim su içtim falan filan, böyle biraz da gürültü yaptım falan, özellikle 3.30 gibi falan kalksın diye. Kalkmadım. Ya hiç hareket falan yok. Ben yattım böyle şu şekil, sırt üstü. Böyle biraz fazla sesli nefes alıp veriyorum. Hani belki uyanır diye falan filan yapıyorum. Hani dokunmayayım kendi kendine bir ben şey. Ben bu arada ilk kez dinliyorum bunu. İlk kez dinliyorsun, dün gece oldu çünkü. Hayır, belki gün içinde anlatırdın kuşum. Yok. Ondan sonra baktım ses seda yok. Hani bir şey de gelmiyor. Bayağı da yatmış. Şeyi hayal ediyorum. Şimdi ben buna dokunacağım. O kadar derin uykudan bir anda böyle hop çıkıp gelecek böyle diye. Kafamda böyle hayaller falan, bunu diyabetli yakını daha iyi anlar. Diyabetli anlamaz bu durumu. Neyse, yanına ne yapsam, ne etsem, hani hareket etmesi lazım. Kendimi rahat hissetmiyorum, yatamayacağım. En sonunda böyle bir şey oldu galiba. Ben böyle eline vurdum böyle. Ay! Şöyle, ay! İlk de kalkmamışım Eşim. Kalktın. Harbiden ben hiç kalktığımı hatırlamıyorum. Kalktın. Ne yapıyorsun falan filan dedim. İyi misin? İyiyim, iyiyim dedi. Bir şeyim yok. Yattı. Zaten ben o andan sonrası yok bende. Ben de direkt sızmışım. O andan sonrası yok. Yani demem o ki, bu ürün garip bir şekilde o kadar güven veriyor ki, o güven duygusunu yaşıyorsun. Ama olmayınca da garip bir şekilde bir güvensizlik duygusu içine doğuyor. Aslında güvensizlik duygusu değil, normal haline dönüyorsun. Yani aynen bir öyle. Bir ürün yokken farkını daha net anlıyorsun. Ya hayır, şey çok enteresan oluyor. Yani ben de mesela şu an şey problem, sen diyabetli yakını tarafından bunu şey yaptın. Çünkü hani şey olsaydı, Dexcom olsaydı sensörü ve yani sadece Eşref şuna basacak ve Esra'nın şu an şekeri ne diye, benim parmağımı delmeyecek, bir şey yapmayacak. Ya basmana da gerek yok. Nasıl olsa ötecek bu halde. Ya yani. Yok, hani o da var yani. Hipoglisemik durumda ya da hiperglisemik durumda ötecek şeyini de biliyorsun da. Ben de mesela şöyle bir problem var. Yani ben glukometreyle iki gündür ölçüm yapamıyorum.
Ya galiba bir ölçüm için 2-3 tane strip harcıyorum bu arada. Ben dün gece bununla ilgili rüya gördüm, biliyor musun? Gerçekten. Defalarca deniyorum. Ya Esra, aynı rüyayı ben de gördüm, biliyor musun? Hayır, bende de şu şey var. 50'lik ya strip kutusu. Takıyorum, ölçmüyor. Değiştiriyorum. Takıyorum, ölçmüyor falan. Ya suya falan düşüyor. Kanım almaya çalışıyorum. Kan gelmiyor bir türlü. Elimi yıkıyorum. Ulan ne oluyor diyorum. Niye ölçemiyorum ben? Ondan sonra bir şeyler oluyor. Akrabalar geliyor falan. Milletin bütün elektronik eşyalarını sulara mulara düşüyorum. Aman iyi yaptım falan derken uyanmıştım. Bende de strip bitti en sonunda. 50 tane ölçümde birimi çıkmaz artık. Ya biz nelere, ne hallere gelmişiz. Bu nasıl psikoloji ya? Hayır. İnsan rüyanda şekerini ölçmeyi görür mü ya? Maalesef. Düşün. Tipe yani, diyabetle ile yaşamak diyabet böyle öyle bir şey arkadaşlar. Yani hayallerine bile yön veriyor. Demek istediğim şey şu. Ben 2 gündür gerçekten de glukometreyle ölçüm yapamıyorum. Yani yapamıyorumdan kastım, kanı veriyorum, tam kan veremiyorum. Sürekli uyarı veriyor, tam kan vermedi, etmedi falan filan diye. Hani bendeki genel durumda bu yönde. Bu arada ben bir taraftan dakikaya bakıyorum. Eşref 6 dakikadır konuşuyoruz. Evet, kısa kesmemiz Dexcom lazım. Gerçekten de hani olmadığı zaman bizim hayatımızda da bir sensör teknolojisi olmadığında diyabetli yakınında. Tabii tabii, yani bu hani evet Dexcom şu anda kullanıyoruz böyle. Yarın öbür gün başka bir sensör çıkar. Ya buradaki amaç bu teknolojinin önemi. Aynen yani öyle. Teknolojiler hayatınızı gerçekten rahatlatıyor. Birkaç gündür bu NiceCut falan filan bunlarla da ilgili görüşüyoruz, ediyoruz falan. Yani öyle yapılar var ki aklınız hayaliniz durur. Deneyeceğiz bakalım yapabilecek miyiz bir şeyler. İnşallah. Onu zaten yaparsak tamam. Ben de rahatlarım. Herkes rahatlar. Hayır, son şeyi söyleyeyim. Hani Dexcom bizim için öyle bir şey oldu ki şu anda dediğim gibi hani şeyi takmak için hazırlık yapıyorduk. Şimdi receiver olsun, işte ne bileyim transmitter olsun, hepsini koyun böyle şeye. Adı neydi? Bir rafa. Hmm. Her gün sabah böyle tapar bir vaziyette. Ya senin teknolojiler, teknolojiler önemli. Kullanmak lazım, korkmamak lazım. Evet, maliyetleri var. Maliyetleri de yüksek bazısının. Ya işte bazısını. Keşke ve keşke. Ya yani. Bunlar çoğaldıkça, yani ürüne talep geldikçe, ne bileyim çok satıldıkça ona göre de daha firma belki indirimli alacak, satacak. Bu sadece dediğim gibi Dexcom üzerinde değil, bütün teknolojik şeylere yakın olmaya çalışın, vallahi takip edin, olmaya, gelin edin yani. Olmaya başlasınlar, kimse kusura bakmasın. Hangi kişi alınırsa alınsın, şey yaparsa yapsın ama ben bugüne kadar abi yani istisnasız hemen hemen her sensörü kullandım biliyorsun. Dexcom gibisi ya şu anda yok. Tabii anladın yani iyisini kullanıyoruz. Aynen iyisi öyle. Bu. Hayır, dediğim şey şu, alım gücünün kolaylaşması. Sadece Dexcom tamam, ölçüm. Bunun pompası var, osu var, busu var. Genel yani teknolojik durumlardan mesela bahsediyorum. Mesela Omnipod ben. Diyoruz ya, Omnipod geldi. Keşke mesela öyle bir teknolojide Türkiye'ye gelse ama. Yani onlardan genel anlamda bahsediyorum. Anladım. Dexcom yani en iyisidir belki şu anda bizim Türkiye'de en iyisi, de en iyisi, yapılan işlerde de en iyisi ama. Aynı zamanda da şey de yani dediğim gibi mühendisliği güzel ama tabii ki de yani hep şeyi söylüyoruz. İnsan yapımı, mühendislik harikası gibi düşünebilirsiniz bunu ama. Elbette ki bazen şey abuk şeyler olmuyor mu? Oluyor. Ama örnek veriyorum, diğer bir sensörde 10 tane taktığınızda da 10 tanesinde de problem yaşıyorken bunda taş çatlasın belki bir, belki iki kez bir sorun yaşıyorsunuz. Lafı çok uzattık. Dexcom'la ilgili diyabetli yakını ve ben tip 1 diyabetli Esra. 2 gündür Dexcom'suz geçen hayatımızı size kısaca anlatmış olduk. Kabus dolu. Kabus da artık böyle balıklar falan geziyormuş. Dexcom diye. Enteresan. İşte öyle, bazı iyi bir ürün olunca diyabetleri de böyle. Yani herkesin başka bir hayal dünyası var. Herkes kendini bir ürüne, bir şeye ait hissediyor. Diyabetli de böyle işte. Bir teknolojik bir şey olunca Allah bilir yarın öbür gün hangi çok iyi ürün gelecek de bu sefer ona sarılacak. Onun fanı olacağız. Omnipod gelse her yerine yapıştırmayı. Omnipod fan page açacağız belki. Yani ne bileyim, olacak şeyler. Hadi ben açtım, sen kapat yavrum. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.